Akit TV ekranlarında cuma akşamları canlı yayınlanmakta olan Bir Hak Yolu programından daha hepinize selamlar, saygılar sevgili seyirciler. Allah'ın rahmet ve mağfireti üzerinize olsun efendim. Değerli izleyiciler, programımızda her zaman olduğu gibi İstanbul Emekli İl Müftü Yardımcımız Sayın Yusuf Kavaklı Hocamız programımıza iştirak ediyorlar. Yapacakları dini sohbet ve sizlerden gelecek olan suallere verecekleri cevaplarla programımızı aydınlatıyorlar inşallah. Ben hocamı buradan selamlamak istiyorum. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? İyisiniz inşallah. Hamdolsun Mevla'ya, iyiyim. Hazır görüyorum her zamanki gibi. Elhamdülillah. Doğru. Yani disiplininizden, evet. Efendim prensiplerinizden taviz vermeyen doğru. Bir yapınız var. O da sizi evet. Başarılı kılıyor. Allah razı olsun. Sağ olun. Haftanız nasıl geçti? Haftam i̇yi geçti. Gayet inşallah. İyi gidiyor. Elhamdülillah. Siz yalnız bir hastalıkla uğraştım azıcık bu hafta. Geçmiş olsun. Nezle olmuşuz. Böyle evet. Üşütmüşüz. Zaten biraz efendim, sıkıntı vardı geçen haftadan. Belli. Evet. Evet. Allah şifalar. Siz amin Allah iyi görüyorum. Yok iyiyim hamdolsun. Çok şükür. Yani idare ediyoruz bugün. Elhamdülillah. Bugün zaten program olunca ben iyi olurum. Evet, evet. Evet Allah. Niye? Çünkü sevgili seyircilerimizle bir araya geliyoruz. Ben onların evlerine yani. Misafir oluyoruz. Bu bir hastalık artık. Evet, hastalık evet, abi, evet. Bugün sevgili seyircilerimize nelerden bahsedeceksiniz hocam? Hikmet Bey ben saygıdeğer seyircilerimize hayırlı akşamlar niyaz ediyorum. Hayırlı cumalar niyaz ediyorum. Her ne evet. Kadar cuma saati geçmiş olsa bile tadı damağımızda. Feyizin, tabii feyizinden, evet. Bereketinden doğru. Mevla istifade edenlerden eylesin. Amin. Amin. Şimdi bugün bir de işte milli bir şey olarak öğretmenler günüdür bugün. 24, tabii 24 Kasım, evet. Kasım öğretmenler günüdür. Öğretmenler günü olunca ilim adamının mesuliyeti, evet. Çok alimin önemli. Mesuliyeti gibi doğru. Konuları hiç olmazsa dedim saygıdeğer seyircilerimizin huzuruna getirelim. O konularla serbest ilgili olsun. Efendim bilgilendirmeye gayret edelim diye düşündüm Hikmet Bey. Ha ne kadar olur, ne kadar söyleyebiliriz? Mevla ne kadar bize ruhsat verir? Efendim daha güzel şeyler söylememize vesile olursa Cenab-ı Hak güzel şeyler söyleriz. O verirse zaten oluyor Hikmet Bey. O vermeyince istediğin kadar hazırlık yap. Yani istediğin kadar hazırlık yap. O feyiz vermezse hiçbir şey olmuyor abi. Olmuyor. Olmuyor. Olur. Mevla feyizinden istifade etmeyi nasip etsin bu amin. Gecenin. Amin. Yani feyiz çok önemli. Evet. Yani ibadette ihlas esas. Evet. Konuşmada da feyiz esas. Doğru. İhlas amenna. Evet. Ama feyiz çok önemli. Evet. Feyiz olursa zevki olur, feyiz olmazsa kuru bir konuşma olur. Evet. Başka bir şey olmaz. Hocam affedersiniz, biz aslında ilk bölümü sizin sohbetinize ayırmıştık. Telefonları evet. ikinci bölümde tabii alacaktık ama bir seyircimiz hattaymış. Daha ona başlar başlamaz. Ona bir alo desek de. Besmele çekmeden alo diyelim, iyi tamam. Tamam telefon düşmüş ikinci bölümde alacağız tamam, onu da alacağız. Sevgili seyircilerimize hatırlatalım. Evet. Bu bölümde hocamızı dinleyeceğiz, sohbetini dinleyeceğiz efendim. İkinci bölümde inşallah suallerinizi alacağız. Evet muhterem hocam. Şimdi Hikmet Bey, ilim adamının mesuliyeti, ilim adamının sorumluluğu, önemli olan o. Evet. Din insan içindir. Doğru. Din insan içindir. İlim de insanın evet. güzelliğidir. İnsanı fazilet sahibi yapan da ilimdir. Evet. Ama ilmin kıymetini bilirseniz ve o ilmi onun rızasını tahsil etmek için elde ederseniz. Evet. Ama onun verdiği bilgileri menfaatınıza alet ederseniz. Tabii. Yani menfaatlanmak ayrı, menfaata alet etmek ayrı. Evet. Yani o ilimden insanları istifade ettirebilmek için efendim ona çeşitli adlar yükleyerek ondan istifade etmeye çalışırsanız bu doğru bir şey değil. Değil. Doğru evet. bir şey. Ha bulunduğunuz saatte o saati işgal ettiğiniz için size maaş verirler, aylık verirler, ücret amenna ve saddakna. Evet. Ama bunu istismar etmemek önemli olan o. İlim insanı fazilet sahibi yapar ama o ilmi öğrendikten sonra onunla amel ediyorsan. Evet. Yani ya eyyühellezine amenu lime tekulûne ma la tef'alun müdû? Evet, Saf suresi. Saf suresi değil miydi o? Evet. Efendim
yapamayacağınız şeyleri niçin söylersiniz diyor evet. Allah. Yapamayacağınız şeyleri söylemeniz sizin için en büyük günahtır diyor. Ve Hikmet Hoca yani maalesef pek çok insanımız bugün yapamayacağı şeyleri söylüyor. Ya yapmadığı şeyleri yapmadığı söylüyor. Şeyleri söylüyor. Kendisi tabii, ele verir talkını kendisi yutar salkımı evet. Ve ben onu hep söylerim. Bir baba evladını terbiye edecek ise ki görevidir onun. Doğru. Evladını terbiye ederken kılı 40 yarmak zorundadır. Doğru. Kendisinin küçücük bir falsosu o yavrunun üzerinde aksi tesiri yapar. Evet. Söylediğin hiçbir şey ondan sonra onun kafasına girmez. Girmez. Onun için de ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Evet. Sen kendini bilmezsen bu nice boş emektir diyor Yunus. Bunun bir başka versiyonu daha var. İlim bilmektir. İlim hakkı bulmaktır. Evet. Sen hakkı bulamazsan bu nice boş emektir. Ben bu tarafını daha çok seviyorum Hikmet Bey. Evet. Hakkı bulmak. Doğru. İlim hakkı bulmak. Yani ilmin gayesi, tabii, maksadı, amacı maksadı, bu. Maksadı hakkı evet. bulmak. Ha, şimdi hemen şey yapalım işte. Bu hadislerle İslam kitabını evet. takip ediyoruz daha ziyade. Saygıdeğer seyircilerimizden evde elinde bu kitap olanlar da hemen bu bölümü açabilirler Hikmet Bey. Birinci cildin 439. sayfasında bilgi ahlakı alimin sınavı diyor. Evet. Yani alimin imtihanı, bilginin imtihanı. Ve orada hemen birinci hadis olarak Hikmet Bey sözü özüne uymayan, söylediğini yapmayan alimi tasvir ediyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Onu tasvir ediyor. Ve Hikmet Bey düşünüyorum Allah muhafaza eğer bu hadise azıcık yakınlığımız olursa dünyadaki yaşadığımız hayat boş hayattır. Zaten hayat boş da. Evet. Hayat boş da eğer bu hadise uyarsa o zaman hepten boş azizim. Ya. Ha. Şimdi sık sık kullandığımız bir şey var, bir misal var bizim. Evet. Diyor ki, Üsame bin Zeyd'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet günü bir adam getirilip cehenneme atılır. Evet. Cehenneme atılır ve bağırsakları dışarıya fırlar. Evet. Cehenneme atılınca bağırsakları dışarıya fırlar. O kişi, hadisteki ifadeyi aynen okuyorum, o kişi eşeğin değirmen taşı ile döndüğü gibi bağırsaklarıyla birlikte döner. Öf. Rabbim muhafaza eylesin. Amin. Rabbim muhafaza eylesin. Derken böyle dönerken etrafına cehennemlikler toplanırlar. Evet. Cehennem niye? Tabii cehennem evet. ehli toplanırlar. Evet. Niye bu adam böyle kendi ekseni etrafında? Yani bu ne yapmış hani, ki? Tabii ne yapmış ki? Evet. Hani saygıdeğer seyircilerimiz hatırlayacaklardır. Benim gibi köy hayatı olanlar da bilirler. Biz ona Sivas ve yöresinde seten derler. Kocaman bir taştır o. Evet. Onunla bulgur, efendim şey yapılır, dövülür onunla. Bir de soku diye bir taş vardır, küçük yuvarlak. Onu da 3-4 kişi tokmaklarla döverler. Evet. İşte o sokuyu çeviren efendim ya mandadır, ya attır, ya katırdır, yahut merkeptir. Evet. Onu öyle kendi ekseni etrafında döndürür. O döndükçe de onu birisi karıştırır. Dolayısıyla o efendim bulgur çiftçinin istediği, köylünün istediği kıvama gelir. Evet. Onun üzerindeki şeyleri filan alır o. Dolayısıyla dolap beygiri gibi kendi ekseni etrafında döner diyor ya, işte kendi ekseni etrafında dönerken de cehennemlikler onun başına toplanırlar. Evet. Allah Allah, ne olmuş bu adama? Ne yapmış ki derler de. Derken etrafına toplanırlar ve ey filan. Ve herkes bakar, tanır Hikmet Bey. Yani. Tanır. Ey filan, ne bu hal? Ne bu hal? Sen iyiliği emredip kötülükten alıkoymaz mıydın derler. Yani bizi bak, bu şekilde. Bizi bu şekilde evet, ikaz etmez miydin? Doğruyu göstermez miydin? Sen bize hakkı tavsiye etmez miydin? Hakkı söylemez miydin? Bu hal nedir? Evet. Derler de, efendim... O der ki
Evet, ben iyiliği emrederdim ama onu kendim yapmazdım. Kötülükten alıkoyardım ama onu kendim yapardım diye karşılık verir diyor. Kendim yapardım. Şimdi bu hadisi izah eden alimler de öyle diyorlar. Hikmet Bey, efendim, o insanın etrafından onlar dağılır giderler. Bunun yanında daha fazla durursak belki Allah bizim cezamızı da artırır diye onun etrafını boşaltırlar diyor. Evet. Şimdi Hikmet Bey kendi şeyimizce, vüsatimizce bir şeyler öğrendik. Evet. Bir şeyler öğrenmenin gayreti içerisindeyiz. Mesela kendi şahsım için söylüyorum ben. Halen de okumaya, araştırmaya, evet, bakmaya gayret ediyoruz. Doğru. Eğer Rabbim doğru da bizi götürmezse Hikmet Bey, şu hadise muhatap olursak yanarım Hikmet Bey. Doğru. Emeklerimize yanarım. Emeklerimize evet, yanarım ki pek çok arkadaşımız, pek çok tanıdığımız insanlar maalesef bu durumda Hikmet Bey bugün. Ya. Niye bu, biz camilerde vaaz ediyoruz kardeşim, televizyonlarda konuşuyoruz, alıyoruz hacca götürüyoruz, alıyoruz umreye götürüyoruz. Niye hiçbir değişiklik olmuyor Hikmet Bey Allah aşkına ya? Ya. Birazcık kendi kendimizi sorgulamak durumunda değil miyiz? Niye olmuyor? Ha öyleyse demek ki kardeşim, bir yerde bir hata var, bir yerde bir eksiklik var, evet, bir yerde bir sıkıntı var. Ben onu hep söylerim Hikmet Bey. Ama doğrudur ama yanlıştır, ama olayın özü önemli. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri ile ilgilidir biliyorsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin balla ilgili hadisleri vardır. Bildiğimiz evet, bal. Allah Teala araya emretti diyor. Ya, araya. Muhteşem. Şimdi be, muhteşem bir şey. Yani şimdi Nahil suresi yok mu hocam? Burada arı. Nahil suresi. Nahil suresi. Ha. Evet. Şimdi Nahil suresini saygıdeğer seyircilerimiz evlerinde Kur'an meali varsa oradan açsınlar, okusunlar. Şimdi bir reçel fabrikası kuracaksın Hikmet Bey. Evet. Reçel fabrikası. Efendim binlerce metrekarelik bir yer lazım. Yer lazım. Değil mi? Efendim arkasından onun üzerine kocaman binalar lazım. Bir hangar. Hangar. O binaların içerisine makinalar lazım. Evet. O makinaların başına işçiler lazım, ustabaşları lazım, teknisyenler lazım. Yeah. Yani kocaman bir alan. Evet. Ama bakıyorsun cirmi küçük, cürmü büyük değil mi? Evet. Heh. Küçücük bir arı. Ama onun yaptığı balı, senin yaptığın reçel, onun balının yanında solda sıfır kalıyor. Ya. Solda sıfır kalıyor. Güzel bir misal oldu. Ha, ve Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, 99 şifa vardır bak. Evet. 99. Balda. Balda 99 şifa vardır. Evet. Ha rivayet o ki, rivayet o ki, efendim bir çocukcağız çok bal yiyor, çok bal yediği için de hasta oluyor. Evet. Hasta oluyor. Çeşitli yerlere götürüyorlar. Çare bulamıyorlar. Neticede diyorlar ki yahu ağzı dualı insan. Hikmet Bey, ağzı dualı insan çok önemli. Doğru. Hani kim ne derse desin, biz ağzı dualı insanları azalttık Hikmet Bey, azalttık. İttekû firâsetel mü'min fe innehu yanzuru bi nurullah diyor. Evet. Müminin bakışından, anlayışından, ince zekasından sakının. Çünkü o Allah'ın nuruyla bakar diyor. Allah'ın nuruyla bakan insanların sayısı azaldı Hikmet Bey. Evet. Ha işte azaldığı için sıkıntımız orada. Şeyler karıştı sanki hocam. Tabii karıştı. Evet. Hani o hadis ya, sen şimdi hadisçisin. Efendim kutsi hadis mi değil midir o? Dağda otlayan hayvanlar, evet, beşikte yatan sabiler, doğru, köşe başında beli bükülmüş oturan ihtiyarlar olmasaydı Allah sizin başınıza taş yağdırırdı diyor. Yani yeri bakır, demir, göğü bakır yapardı diyor. Yer demir olursa, gök de bakır olursa kardeşim, hayat senin olur, istediğin kadar paran olsun. Ne yapacaksın? Yemek lazım. Ne yiyeceksin? Bakır mı yiyeceksin? Demir mi yiyeceksin? Ha öyleyse ve in tauddu nimetallahi la tusuha diyor Kur'an. Evet. Allah'ın üzerinizdeki nimetini saymaya kalkarsanız onları sayamazsınız diyor. He. Hocam affedersin, sevgili seyircilerimize tekrar hatırlatalım. Efendim bu birinci bölümdür. İkinci bölümde
telefonlarınızı alacağız inşallah. Onun için biraz sabredip hocamızın sohbetini dinleyelim. İkinci bölümde telefonlarınızı bize gönderebilirsiniz. Telefon açabilirsiniz. Şimdi telefon açmayın efendim, cevap verilmeyecek. İkinci bölümde telefonlarınızı alacağız. Buradan bunu hatırlatmış olalım. Şimdi evet, dolayısıyla Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetlerini saymaya kalkarsanız onları sayamazsınız diyor. Evet. Ha şimdi bal nimeti en önemli gıda. Ama bunu kim imal ediyor abi? Ya. Bunun fabrikası yok, ustabaşısı yok, teknisyeni yok, hiçbir şey yok abi. Ya küçücük bir sinek imal ediyor bunu. Yani muazzam bir organizasyon aslında. Tabii muazzam bir organizasyon. Ama şeyi küçük, cirmi, ama, cirmi küçük. Tabii yani. Yaptığı iş büyük. İş büyük. Kendi küçük, yaptı. Şimdi yazın evde otururken pencereleri açıyoruz ister istemez. Evet. Bir arı girdiği zaman hemen feverana başlıyoruz. Aman dışarıya bunu. Evet. Ya bizi ısırırsa, ya bize zarar verir. Ama o arının yaptığı balı, evet, bugün dünyada hiçbir reçel fabrikası yapamıyor. O balın kıvamında bir şey yapamıyor. Ha öyleyse İmam-ı Azam Ebu Hanife'de ağzı dualı insan, esas oraya geliyorum o konuya. Evet. Bir diyorlar ki ya bu çocuk hasta. Evet. Buna çare bulunmuyor. Bari ağzı dualı bir insana götürün de okutun bunu. Hı. Okutun. Efendim şimdi kıyamet koparıyor ya bizim bir kısım arkadaşlarımız. Okutma okutma filan deyince. Efendim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sizden herhangi birinizin bir yerinde ağrı olursa, sızı olursa elini oraya koysun. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi euzu bi izzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu min veca'i hâzâ. Bunu 3 defa veya 7 defa okusun diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bunu peygamber söylüyor mu arkadaş? Ya. Söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse peygamber söylüyorsa benim başımın tacıdır. Ve nünezzülü minel Kur'an ma huve şifâun ve rahme. Yani hep... Evet. Sayılmakla bitmez ki Hikmet Bey. Ya. Dolayısıyla okumada, okumakta hikmet var. Okuyanda hikmet olursa okumakta hikmet var. Okuyanda hikmet olmazsa hiçbir şey olmaz. Hikmet. Burada da bir hikmet var. Tabii. Şimdi adama diyorlar ki götür bir ağzı dualı insana. Evet. Adamın da aklına geliyor, İmam-ı Azam'a götürüyor. Evet. İmam-ı Azam diyor ki Allah mekanını cennet etsin. Amin. Götürün 40 gün sonra gelin. Gel. Adam gidiyor. 40 gün sonra dönüyor, geliyor, alıyor çocuğu İmam-ı Azam, başını okşuyor ve diyor ki evladım bundan sonra bal yeme olur mu diyor. Hmm. Çocuk da tamam efendim diyor. Hadi gidin diyor. Hadi gidin. Şimdi senle ben olsak ne yapar? Homurdanırız değil evet, mi? Evet. Yani bir kelime yani, söyleyecektin arkadaş. Niye, bugün niye söylemedin? Niye 40 gün bekledin? Niye 40 gün beklettin filan? Evet. Adam da aynı şeyi söylemiş olması lazım ki İmam-ı Azam hissediyor bunu da. Gel diyor beyefendi gel. Gel geriye. Siz bana 40 gün önce geldiğinizde ben yeni sofradan kalkmıştım. Ve o sofrada da bal yemiştim. Evet. Tadı da ağzımda idi. Eğer o gün size söyleseydim tesiri olmayacaktı. Evet. Ama ben 40 gündür kendi nefsime telkin ettim. Bal yemiyorum diyor. Evet. Götür bundan sonra bal yemeyecek. Yani aslında bir yiyeceğin insan vücudundaki tesiri 40 gün tabii sürüyor. Hadislerde de geçiyor. Tabii. Dolayısıyla o tesir kalktıktan sonra ancak cevap verdim. Şimdi diyor. Aynı İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye köleler geliyorlar. Diyorlar ki ya imam sizin sözleriniz tesirlidir. Evet. Bizimle ilgili bir vaaz yapsanız da biz de hürriyetimize kavuşsak. Olur evlat diyor. Olur. Her cuma geliyorlar, bekliyorlar ki kölelerle ilgili bir şey İmam-ı Azam vaaz edecek. Evet. Rivayette 3 ay, rivayette 6 ay. 6 ay sonra İmam-ı Azam bu konuyla ilgili vaaz ediyor Hikmet Bey. Evet. Vaaz bittikten sonra camiden namaz bitip dışarıya çıkan her efendi kölesini çağırıyor, azat ettim seni diyor. Kölesini çağırıyor, azat ettim. Köleler toplanıp geliyorlar. Diyorlar ki ya imam biz 6 ay evvel geldik size. Evet. Yani şunu 6 ay evvel söyleseydin de biz 6 ay daha fazla çalışmasaydık olmaz mıydı? Diyor ki evlat köle azat etmek kolay iş değildir.
evvela o köleyi azat edecek parayı biriktirmek için gayret gösterdi. Parayı biriktirdim, kendim bir köle azat ettim, o zevki tattım, ondan sonra konuşmaya. Ya kendimin yapmadığı bir şeyi başkasına için. Onun için de ya eyyühellezine amenu lime tekuluna ma la tefalun. Kendi yapmadığınız, yapamadığınız şeyi niye söylüyorsunuz arkadaş? Evet. Niye söylüyorsunuz? Yalan söylemeyeceksin, gıybet etmeyeceksin, dedikodu yapmayacaksın, şunu yapmayacaksın, bu bağır çağır. Alasını sen yap. Alasını sen yaparsan işte o zaman ne olur? O zaman sözün tesiri yok. O zaman ilmin de tesiri yok Hikmet Bey. Evet. İlmin de tesiri yok. Onun için Cenab-ı Peygamber burada diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem cehennem ehli toplanacak başına ve ya arkadaş sen bize emri bil maruf nehyi anil münkeri anlatan insan değil miydin? Evet. Evet ben size anlatırdım ama kendim yapmazdım diyor. Ya Hikmet Bey yani kimseye bir şey söylemek istemiyorum. Evet. Kimseye bir şey söylemek istemiyorum ama bir camide imamla müezzin birbiriyle geçinemiyorlar ise bu iş bitmiştir. Bu iş bitmiştir Hikmet Bey. Ya. Bu iş bitmiştir. Ha. Evet. Maalesef. Kürsüye çıktınız, konuştunuz, indiniz aşağıya. Orada söylediklerinizle indiğinizde amel etmiyorsanız ağabey, evet. O işin hiçbir değeri yok, hiçbir fonksiyonu yok. Bir de vebali var bunun. Doğru. Vebali var. Şimdi şey açık değil mi ayet? Hangi ayetti o? Buraya aldım ben o ayeti. Heh. Cuma suresinin 5. ayeti. Evet. Meselüllezîne hummilü tevrate sümme lem yahmilûhâ kemeselil hımâr. Himâri. Değil mi? Himâri. Hımâr. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu koca koca kitapları taşıyan merkebin durumuna benzer. Evet. Koca koca kitapları taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali de ne kötüdür diyor Allah. Ne kötüdür. Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz buyuruyor. Kimce hayvanın üzerine yükledik kitapları ama hayvan taşıyor ama içinde ne olduğunu bilmiyor. Beynimize yükledik. Evet. Ama onunla amel etmiyoruz. Kütüphanemizi doldurduk. Yeah. Ama onunla amel etmiyoruz. Evet. Açıp birini okumuyoruz. Evet. Açıp bir. Yani şimdi Öğretmenler Günü değil mi kardeşim? Öğretmenler Günü. Nedir bu? Benim peygamberim ilk emri Allah'tan alır iken İkra bismi rabbikellezi halak diye aldı mı ağabey? Evet. Aldı. Oku diyor mu Allah? Seni yaratan ve yaşatan Rabbinin adı ile oku diyor. Evet. Kalemle yazmayı o öğretti sana diyor. Ya. Bak kalemle yazmayı o öğretti sana diyor. Ha Allah oku der iken evet. Bu Muhammed ümmeti Hikmet Bey okumaya okumaya gavur ensemizde boza pişiriyor azizim boza. Ya. Ensemizde boza bir. Bak bir efendim o havada insansız bir araç değil mi? Hava aracı. Evet. Hava aracıdır. İstedik alamadık diyor bütün yetkililer. Şimdi öyle söylüyorlar. Evet. Parasını verdiğimiz halde alamadık diyorlar. İşte muhtelif devletlerden. Ama kendimiz yapmaya başlayınca kaçacak delik aramaya başladılar. Efendim batılıların arkadan destekledikleri efendim kan dökücü adamlar ya. Kaçacak. Ha öyleyse gücün var mı abi? Onun silahlısını da yaptı. Ha bitti. Silahsızı, tabii. Silahlısı. Elhamdülillah. Yani. Ha şimdi bütün mesele ne biliyor musun? Batı söyleyecek biz boyun eğeceğiz. Hep öyle olmadı mı kardeşim? Evet. Batı söyledi biz boyun eğdik. Batı söyledi biz boyun. Aman darıltmayalım bunları. Onları darıltmayalım diye bugünlere geldik kardeşim. Evet. Bugünlere geldik ve Kıbrıs harekatı oldu. Banyoda efendim çocukları ya. Canlı canlı boğan katil papaz geberip giden o Makaryos denilen katil papazın adamları çocukları boğdu. O zaman çıkarma yapmak istediler. Johnson denilen adam mektup yazdı o günün başbakanına. Benim verdiğim silahlarla oraya çıkamazsın. Yeah. NATO'ya benim verdiğim silahlarla. O ancak 74'te gerçekleşebildi Hikmet Bey. Yeah. 74'te gerçekleşebildi.
Cudi Dağı'nda çekiç gücün silahları vardı beyefendi ya. Evet. Senelerce oralarda durmadılar mı? Senelerce bu PKK denilen lanet teşkilatı onlar beslemediler mi? Hala beslemiyorlar mı? Ya. 3000 tır silah. Hala gidiyor. Hala gidiyor. Ha, öyle ise güçlü olacaksın abi, güçlü. Evet. Güçlü, hani Nasrettin Hoca'nın bir hikayesi var ya, bunu anlattım bir yere. Bir daha anlatayım onu buraya. Buyurun. Burada ama kesmeyeceksin telefon var diye. Kesmiyorum hocam. Tamam ha. Söz. Nasrettin Hoca gitti bir camide vaaz etti. Ama 3 dakikamız var. 3 dakikaya sıkıştırın. Sığdıracağım tamam. Biraz zor olacak ama. Nasrettin Hoca gitti bir camide vaaz etti. Çünkü evet, bir ağa davet etmişti onu. Hı. Çok da güzel vaaz etti hoca. Zaten işte bahissin, gelirse olur. Gelir. Feyiz olursa olur. Ya feyiz gelmezse olmaz azizim evet, ya. İstediğin kadar çalış. Havaya girmek lazım. Aa, havaya girmek lazım. Havaya girebilmek için de yaşamak lazım. Yaşamak. Evet, yaşamak. Geçen şu şeyi okuyordum. Hocam efendim, fıkrayı anlatamadınız yine. Fıkrayı. Dur geliyorum işte. 3 dakikanız var. 3 dakika tamam kaldı. Geliyorum. Yani dakika sınırlı mı Allah aşkına, tövbe ya Rabbi. Şimdi şu israfı okur iken onu da sonra bir misal vereceğim. Neticede Nasrettin Hoca vaazı yaptı. Orada bir başka bölgenin ağası da vardı. Evet. Varmış. Gelmiş hocaya demiş ki hocam be, bizim orada da bir vaaz eder misin? Ne demek evlat, bizim işimiz konuşmak demiş ya. Evet. Anlaşmışlar. Ağa ilan etmiş, her taraf insanla dolmuş taşmış. Hoca gelmiş, tam kürsüye çıkacak. Ağa'yı çağırmış, 5 altın vermezsen çıkmam kürsüye demiş. Hı-hı. Ben bunu sık sık anlatırım. 5 evet, altın. Ya hoca etme tutma, 5 altın çok mu? Kardeşim 5 altın verirsen çıkarım, vermezsen çıkmam. Şimdi ağa kime anlatsın Hikmet Bey? Altın ve istedi hocada ve ağanın karizması çizilmeyecek mi? Kırar, sarar, 5 altını verir. Hoca çok güzel konuşur, ağa da memnun kalır. Ulan der, kızdım ama helal olsun lan bu para hocaya. Neticede Nasrettin Hoca kürsüden iner, ağayı çağırır. Gel kardeşim, al şu 5 altınını. Ya hocam helal... Al der kardeşim, al. Ya hoca Allah aşkına der ya, madem geri verecektin bana da niye iki ayağımı bir pabuca soktun? Benim cebimde param olmazsa cesaretim olmaz dedi. Bu milletin kasasında parası varsa cesareti olur, parası yoksa cesareti olmaz Hikmet Bey. Evet. Merkez Bankası'nda altının varsa cesaretin var kardeşim. Paranın değeri var kardeşim. Yeah. Ha, yoksa paranın değeri de yok, senin de değerin yok kardeşim. Yani ekonomi sağlam olacak. Tabii güç ekonomik. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ne demiş kardeşim? Rızkın 10'da 9'u ticarettedir demiş. Evet. Müslümanlar nerede abi bu ticarette? Ticaret Yahudi'nin elinde mi kardeş? Yeah. Şimdi helal sertifika filan toplantılar var bugünlerde. Yeah, evet. Geçen birisinin makalesini okudum. Diyor ki ya helal dediğiniz imal edilmiş malların %80'e yakınını gayrimüslimler imal ediyor. Kardeşim gayrimüslimler. Sen neredesin kardeşim? %20 bile yoksun be Hikmet Bey, gözünü seveyim ya. Yeah. %20'de bile yoksun. Allah ıslah etsin ve Allah akıl şuur versin Hikmet Bey. Evet. Biz dört başı mamur bu dinin emrettiği istikamette çalışmadığımız müddetçe ensemizde boza pişirmeye devam edecekler sevgili kardeşim. Evet. Evet buyur şimdi söyle. Evet hocam, çok güzel bir fıkra da anlattınız. Hakikaten ekonomi bakımından sağlam olmalı, güç olmalı. Abi zengin evet, olursan zekat verirsin. Doğru. Zengin olursan sadaka verirsin. Bak Hikmet Bey, mevsim kış. Evet. Yavaş yavaş kar yüzünü gösterdi. Anadolu'nun birçok yerinde doğru, kar var. Doğru. Ha, kar yüzünü gösterdi. Şimdi elinde cebinde paran olsa da 3 tane 4 tane fakirin kapısına 10 torba 15 torba kömür bıraksan azizim, en büyük iyiliği yapmış olursun. Doğru. Ama bir torba kömürün fiyatı 24 lira 25 lira Hikmet Bey. 10 torba alayım dersen 240 lira vermek durumundasın. Doğru. 240 lirayı verdiğinde fakir en az 3 ay senin verdiğin o kömürle idare edecek. Isındıkça sana dua edecek. İşte. Para olmasa nasıl yapacaksın? Doğru, işte, hayır burada. Evet saygıdeğer seyircilerimiz, kısa bir reklam arası veriyoruz. Reklamlardan sonra Hak Yolu programı kaldığı yerden devam edecek. Lütfen bir yere ayrılmayın efendim.
Saygıdeğer seyircilerimiz, Hak Yolu programı kaldığı yerden devam ediyor. Bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaramızı vermek istiyorum. 0212 alan koduyla 395 12 72 efendim bu telefon numarasıyla bizlere ulaşabilir. Sormak istediğiniz suallerinizi muhterem Yusuf Kavaklı hocamıza sorabilirsiniz efendim. Telefonlarınızı bekliyoruz. Evet muhterem hocam. Şimdi Hikmet Hoca, Öğretmenler Günü dedik ya. Evet. He. Öğretmenlerimizden hayatta olanların ellerinden öpüyorum. Öperiz, evet. Onların Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Sen de öğretmensin, senin de evet. Öğretmenler Günü'nü teşekkür kutluyorum. Teşekkür ederim efendim, sağ olun. Tabii ben eski eskimeyen öğretmenlerden, evet. Evet. Ama en şerefli meslek öğretmenlik tabii, mesleği hocam. Hayatta, hayattan kopup giden, rahmeti rahmana kavuşmuş olan hocalarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Diyelim. Mekanları cennet olsun. Amin. Bizi biz yapan insanlar onlar. Yeah. Onların hayatta olanlarının hürmetle ellerinden öpüyoruz. Öperiz. Evet. Onlar bizi bu hale getirdi. Biz bugün buralardaysak onların verdikleri bilgilerle buralardayız. Evet. Onun için de burada bir biliyorsun ben şiir okumazsam hasta olurum. Efendim burada bir şiir var Hikmet Bey. Evet hocam. Sen bir ben bir gülüm. Sen bahçıvan, çok açarsam eser senin. Mis kokarsam hüner senin. Ama bir de soldurursan günah senin öğretmenim diyor. Yeah. Soldurursan. Ben elmasım, sarraf sensin. Pırlantaysam emek senin. Parlıyorsam yaldız senin. Evet. Ama bir de parçalarsan kırık senin öğretmenim, kırık senin diyor. Evet. Ben boş defter, kalem sensin. Doğru yazsan yarın sensin. Yarın sensin. Güzel yazsan ikbal sensin. Ama bir de karalarsan o defteri vicdan senin, vicdan senin öğretmenim diyor. Yeah. Ben öğrenci, sen öğretmen. Başarırsam hüner senin, kazanırsam zafer senin, ama bir de kaybedersem yok diyecek başka sözüm, yok diyecek. Yorum senin, yorum senin öğretmenim diyor. Evet. Öğretmenler bugünkü idarecileri yetiştirmişlerdir kardeşim. Dünkü idareciler de gene öğretmenler yetiştirmişlerdir. Evet. Ve biz öğretmenlerimize ne kadar çok sahip çıkarsak, evet, onları maddeten ne kadar güçlü hale getirirsek o kadar çok mesleklerine eğilirler. Evet. Mesleklerine. Doğru. Onun için öğretmen önemlidir ve Allah da Kur'an'da oku diyor. Evet. Ama bu millet okumuyor Hikmet Bey. Evet. Evet, buyur. Efendim Kadir Bey Burdur'dan arıyor. Alo. Kadir Bey. Alo, iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Buyurunuz, sizi dinliyoruz. Ben hocama iki tane soru sormak istiyorum. Tabii alalım suallerinizi. Bir tanesi, Müslüman bir kimse, bayan. Evet. Uzaktan baktığımız zaman fiziki olarak... Bu bir Müslüman kadındır diyebilmeli miyiz? Evet. Yoksa diğer devletlerdeki gibi yani giyimleri, kuşamları hiçbir farkı yani diğer dinlerdeki gibi hiçbir farkı olmamalı mı? İkinci sualinizi alalım efendim. İkinci sualimiz özellikle evet. Şehirlerde, apartmanlarda köpekler besleniyor, evlerde köpekler barındırılıyor. Evet. Bunların dinimizde ne gibi bir evde? Evet. Bırakmanın ne gibi bir sakıncası veya yasağı var mı? Peki Kadir Bey, teşekkür ediyoruz efendim. Teşekkür ederim. Burdur'a kucak dolusu selamlar, Allah'a emanet olunuz. Evet hocam, birinci sualden başlayalım. Şimdi Hikmet Bey, kişi kılığıyla, kıyafetiyle, oturmasıyla, kalkmasıyla evet. Bir yere mensup olduğunu belli etmeli. Doğru. Belli etmeli. Ama günümüzde o hale geldi ki, o hale geldi ki kimin hangi meşrebin insanı olduğunu tanımak mümkün değil. Evet. Ama bakıyorsunuz sevgili kardeşim, bakıyorsunuz caminin kapısına kadar geliyor,
caminin kapısından içeriye girer iken başını kapatıyor. Efendim vücuduna uzun bir şey giyiyor. Giriyor içeriye, camide ibadetini yapıyor. Hem de ibadetini yapar iken de şartlarına son derece riayet ederek yapıyor. Evet. Fakat camiden çıktıktan sonra gene eski hal vuku buluyor. Ha, öyleyse caminin içerisinde yaptıkları ile caminin dışında yaşadıkları birbirine uymuyor ise buna Müslümanlar dikkat etmeli. Doğru. Dikkat etmeli. Ha, şimdi o hale geldik ki Hikmet Bey, hele şu televizyon, bir kısım televizyonlarda bir de bu evlilik mevlilik programlarının yerine başka programlar aldı. Evet. Şimdi 3-4 gündür başı kapalı bir kadın, efendim, çocuğu kimdense onu arıyor televizyonda. Ya. Ve şimdi o örtü niye arkadaş ya? Ya. O örtü niye? Niçin o örtü kardeşim ya? Neyi örtüyor bu? Neyi örtüyor bu? Ha, onun için de yani çok özür dileyerek saygıdeğer seyircilerimizden söylüyorum. At iziyle it izi birbirine, it izi birbirine karıştı kardeşim. Evet, doğru. Dolayısıyla Müslüman mı, gayrimüslim mi tanınmaz hale geldi. Tanımaz. Onun için Mevla Müslümanlara merhamet eylesin. Amin. Müslümanlara şuur versin. Müslümanlara idrak versin. Müslümanlara izan versin de o yolda bulunsunlar Hikmet Bulun. Bey. Başka yapacağımız bir şey yok. Evet. İkinci sual şimdi, köpek beslemekti hocam. Hikmet Bey, bu Türkiye'de çok su kaldıran bir konu. Evet. Su kaldıran bir konu. Kısaca cevap verelim hocam. Saygıdeğer seyircilerimiz köpek besleyecekler ise yatak odasında değil, yemek odasında değil, mutfakta değil. Yani kapının dışında bir yerde besleyebilirler. O da ihtiyaç varsa beslenir. Ha, sen hayvana yardım etmek istiyorsun, hayvana bakmak istiyorsan hayvan barınakları var kardeşim. Gidersin oraya, kendine göre oradan bir iki tane hayvan belirlersin. Her gün veya iki günde bir belli aralıklarla gidersin, karınlarını doyurursun, sırtlarını temizlersin. Amenna ve saddakna. Buna hiç kimse bir şey demez. Ama evinin içerisinde, baş köşede, arabanın içerisinde camı açar da böyle etrafı seyrettire ettire, efendim, otobüs durağında, yağmurda, çamurda, otobüse binmek için bekleyen insanların yanından geçerken o köpek efendim dilini sallaya sallaya aşağıya pisliğini akıtıyor ise hiç kimseye bir şey söyleme hakkın yok kardeşim. Evet. Zaten İslam'da hocam bellidir. Yani ya bekçi köpeği olacak ya davar köpeği ya av köpeği beslemek. İhtiyaç varsa. İhtiyaç dediğimiz de budur. Evet. Yoksa diğeri caiz değil. Efendim Necmi Bey Bartın'dan arıyor. Alo. Necmi Bey. Evet. Buyurunuz efendim. Aleyküm selam. Ben bir şey soracaktım hocam, hocama. Buyurun. Aleyküm selam. Buyurun. Buyurun. Duyuyoruz. Bankadan faizden para çektiğimiz zaman ev alacağız. Evet. Ev alacağız. Acaba haram mı, helal mı? Araba alacağım. Helal mı, haram mı? Bunu öğrenmek istiyorum. Tamam efendim, hocamıza soralım. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Ben soruyu anlamadım. Bankadan kredi çekip ev alacağız, araba alacağız. Faiz, kredi de demedi de seyircimiz. Faiz aldığımızda helal mi, haram mı? Şimdi Hikmet Bey, ev alacak olan dostlarımız, evet, bankadan kredi çekmek, faiz yükü altına girmek suretiyle bunu alacaklar ise bunun vebalini unutmayacaklar. Evet. Vebalini unutmayacaklar. Hele hele araba diyorsanız kardeşim, eskilerin güzel bir tabiri var. Altından yel geçen mal derler. Evet. Yel geçen mal. Ve bugün bankalar pıtrak gibi kredi verdiği için Hikmet Bey, İstanbul'da artık yürüyemez hale geldik. Ve sabahleyin bazen binde bir işim oluyor, erken gidiyorum, hastane filan işler oluyor benim, eşimin, torunlarımın. Erken gidiyorum saat 7-7.30 gibi. Efendim 100 tane araba geçiyorsa özel araba, 98'inde tek kişi gidiyor Hikmet Bey. Evet. Ve benzin 6 liraya yükseldi kardeşim neredeyse. Ama hiç kimsenin tındığı yok Hikmet Bey. Evet. Ha, tındığı yok. Ha, öyle olunca da kardeşim sen banka kredisiyle arabayı alırsan o arabaya binerken bir haram para ile bunu aldığının hesabını da yapmak durumundasın. Evet.
Bu kadar açık ve net söylüyor. Daha ne söyleyelim? Ne söyleyelim? Tabii. Yani ismi üzerinde zaten hocam. Tabii, faiz değil, yani. Evet, ötesi yani, yok bunun. Yani faiz dediğiniz efendim, zaman. Devlet veriyormuş da işte şöyleymiş de böyleymiş de. Devlet veriyormuşu kendine bahane uydurma. Evet. Bak Hikmet Bey, Bayrampaşa'da imamlık yapıyorum. Kahvenin önünde oturuyoruz. Evet. Efendim dediler ki filan yerde bir arsa var. Üzerinde de bir üç odalı gecekondu var. Burayı şu fiyata satıyorlar. Evet. Biz de ikinciden çıkmışız, oturuyoruz, çay içiyoruz. Ben o zaman öğrenciyim. Kerim amca vardı. Allah gani gani rahmet etsin. Amin. Dedi ki ya hoca senin neyin var neyin yok. Benim dedim hiçbir şeyim yok Kerim amca. Ya burayı alsak ya sana dedi. Allah orayı alacak benim param yok dedim Kerim amca. Benim orayı alacak param yok. Ya ben sana kredi açarım dedi ya. Hmm. Bak şimdi ben sana kredi açarım. Ben sana kredi açarım deyince Kerim amca bana borç verecek. Evet. Ben o borcu Kerim amcaya ödeyeceğim biliyorum. Gittik baktık ettik tuttuk. Tamam mı kardeşim? Bak hoca dedi dikkat et. Yarın bu bugün gibi devam etmez. Yarın buralara inşaatçılar girdi mi sen buradan en az 3 daire alırsın dedi bana. Bak 3 daire. İyi tamam güzel döndük geldik gördük orayı. Tamam iyi alalım edelim tutalım filan. Dedim ki ya Kerim amca sen bana kredi vereceksin. Ben bunu geri sana nasıl ödeyeceğim dedim. Evet. Bana ödemeyeceksin dedi. Ya kime ödeyeceğim? Ben senin adına kredi çekeceğim dedi bankadan. Sen bankaya ödeyeceksin dedi. Dedim ki ya Kerim amca ben şimdi kürsüden cemaate vaaz ediyorum. Yeah. Vaaz ederken de diyorum ki kardeşim faiz haramdır. Nasıl? Ben şimdi faizle çekilen parayla aldığım evde nasıl namaz kılacağım Kerim amca dedim. Sen bu kafayla gidersen hiç mal sahibi olamazsın dedi bana. Olmayayım. Ben de dedim ki ya vallahi Kerim amca faizle mal sahibi olmaktansa olmayalım daha iyi. Almadı. Çok güzel. Gerçekten de oralara inşaatçı girdi seneler sonra 4 daire 5 daire alabilirdiniz. Ne olurdu alırdın abi? Evet. Haramla. Sen önceden kazanmışsın bunun günahını. Ya doğru. Ayıkla pirincin taşını ayıklayabilirsin. Evet. Efendim Mustafa Bey Elazığ'dan arıyor. Alo. Mustafa Bey. Selam aleyküm hocam. Aleyküm selam efendim. Buyurunuz, sizi dinliyoruz. Hocama bir sorum vardı. Tabii buyurun. Hocam ben kardeşimi evlendireceğim. Yani kredi harici başka yolum yok. Bunun şeyi nedir hocam ya? Evet. Yani başka türlü para bulamayacağım diyorsunuz. Evet hocam. Evet. Peki efendim hocamıza soralım. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Kardeşimi evlendireceğim, başka türlü para bulmam mümkün değil, kredi çekmem caiz mi der bu seyircimiz. Şimdi Mustafa Bey biraz evvelki verdiğimiz cevabı dinlemişse evet. Artık başka bir şey beklemesine gerek yok. Şimdi kardeşini Hikmet evlendirmesin Bey, mi? Hayır kardeşim, öyle kardeşini diyecektim. Evlendirsin Hikmet Bey. Evet. Ya hepimiz evlendik ya. Ben hiç gocunmam da söylemekten de çekinmem evet. Ya. İmamlık yapıyorum. 350 lira ama 300 lira maaştan başladım ben. Daha sonra 350'ye çıktı. Daha sonra 399 lira 90 kuruşa çıktı. Ben müftülüğe gittiğimde 10 kuruş veriyordum. Evet. Bana 400 lira veriyorlardı. Ben evleneceğim Hikmet Bey. Arkadaşlarım bana borç para buldular. O borç parayla ben nişan yaptım. Şimdi, bunun şimdi hanımın Mustafa haberi Bey, yok. Mustafa Bey bulamıyor şimdi. Bak şimdi hanımın haberi yok. Efendim biz onunla düğün yapacağımız zaman da gene arkadaşlar bana borç para buldular. Ve bununla düğün... Ha kardeşim iki tane eşya eksik alırsın. Evet. Biz yuva kuruyoruz Hikmet Bey yuva. Doğru. Bu yuvayı kurarken faizle kurmayalım bu yuvayı kardeşim. Evet. Ha şimdi Mustafa Özcan Hoca var bizim Haseki'den emekli. Antalya'da yaşıyor. Ona selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Birazcık da rahatsız. Allah şifa versin. Amin. Bir gün beni aradı. Geçen seneydi. Bana dedi ki bana şu kadar para lazım. Dedim ki abi bende o kadar para yok. Ben emekli adamım dedim ya. Ya ben biliyorum dedi. Sende o kadar para olmaz. Amenna ve sadakna. Ama niye arıyorum seni biliyor musun dedi. 6 kişiyi aradım. 6 kişiden borç istedim. Hiçbiri bana borç vermedi. Evet, evet. 7. seni arıyorum. Bak sen de veremiyorsun dedi. Ben mecbur kalıp da bankadan para çekersem Cenab-ı Hakk'a diyeceğim ki ya Rabbi Müslümanların Garz-ı Hasen diye bir müesseseleri vardı. Onu kurmadılar. 6-7 kişiye de ben telefon ettim, rica ettim. Evet. Bana da 5 kuruş para vermediler. Ben de şu işi yapmak zorunda idim. Onun için para çektim diyeceğim dedi.
Hikmet Hoca, Müslümanlar, Müslüman zenginler büyük vebal altındadırlar. Doğru. Büyük vebal altındadırlar. Şimdi biraz evvel söyledik. Şimdi ben hep söylüyorum iş adamı olan arkadaşlarıma, dostlarıma, bir vakıf kurun. Evet. Kazancınızın az bir miktarını oraya tahsis edin. Yarın öbürsü gün öldüğünüz zaman en çok üç nesil sonra unutulacaksınız. Doğru. Ama bir vakfınız olursa, o vakıftan 3-5 fakir istifade ederse siz evet. ila nihaya hep anlayacaksınız diyorum. Ya. Onun için bu az bir hizmet midir tabii, hocam? Ve böyle bir karz-ı hasen olsa kardeşim, ya. Şu Müslümanların çektikleri sakın, bu Müslümanları bankaya muhtaç etmesek, bankacıya yüz suyu döktürtmesek olmaz mı azizim ya? Çok iyi olur hocam diyelim. Ve hocamın memleketi Sivas'tan arıyor Ahmet Bey. Alo. Ahmet Bey. Aleyküm selam efendim. Buyurunuz. Sivas'tan da hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Ben de saygı sunarım. Hocamın da ellerinden öperim. Allah razı olsun. Sağ olun. Hocam içi yanan biri. Ben de İslam için içim yanan biri. Bu televizyon da İslam için içi yanan bir televizyon. Çok candan seviyorum. Allah razı olsun efendim. Hocamdan Allah razı olsun. Diyorum. Camilerimiz çok büyük, çok lüks. Ben seviniyorum. Hatta camiler iki tane minareli. Güzel. Evet. Ama cami imamları Hristiyanları geliyor, misyonerlik yapıyorlar. Efendim, batıl dini yaymaya çabalıyorlar. İncillerin arasına duyduk yani. Evet. Yani dövizler koymak bilmem ne. Benim TL'm yavrum parasından üstün. Şunu diyeceğim. Bu bizim cami imamları hepsi için bu ama bakıyorum %90 hani %100'ü mi diyeyim acaba? Yok, değil mi? Bunlar Allah Resulü'nün varisleri değil mi? Bunlar niye camide namaz kılıp kaçıyorlar? Camiye gidiyor koca cami 400-500 bin kişilik 1500 kişilik. Bunlar tek tek o en baştan o evlerin kapılarına gitseler de evet. ne olur ya elimiz ayağımız öpeyim. Şu camilere doluşsak, dua etsek, yani Allah'a yani yalvarsak, şu askerimize, polisimize, devletimizin ilerlemesine bu konuda benim içim yanıyor. O hocalarımız niye yapmıyor bunu ya? Sonra böyle bu hocalarımız gider bir insanın önüne her gün pilav, her gün et koysa usanır. Cami imamlarımız okuyor aynı sureler. Biz ezberledikçe. Hocamıza soralım Ahmet Bey. 4 ayet var, şey var, sure var. Bunları tek hani ne tamam var, efendim. Hocamıza soruyoruz. Hocamız cevaplandırsın efendim. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Şimdi Ahmet Bey'in sorusunu bir tekrar eder misin bana Hikmet Bey? Şimdi cami imamlarından şikayet ediyor Ahmet Bey. Yani misyonerler değişik faaliyetlerle kendi dinlerine çağırırken bizim imamlarımız niçin kapı kapı gezmezler, Müslüman halkla iç içe olmazlar, onları irşad etmezler diye bir abi şimdi bu saygıdeğer seyircimiz, soru arz etti. Saygıdeğer seyircimiz ideal olan bir şeyi söylüyor. Söylüyor, evet. İdeal olan şeyi söylüyor ama saygıdeğer seyircimizin dediği şekliyle imamlarımızın hepsi öyle değil. Değil tabii. Çok güzel bu vazifeyi yapan. Bu vazifeyi layıkıyla evet. yapmaya gayret eden epey insanımız var. Arkadaşlarımız var. Bu biraz daha güzel olmaz mı? Biraz daha faydalı olmaz mı? Elbette. Biraz daha faaliyet devam etmez mi? Daha geniş evet. kapsamlı faaliyetler olmaz mı? Bunlar müftülüklerimizle din görevlilerimizin müştereken verecekleri kararlar çerçevesinde olacak evet. Hikmet Bey. Ben hatırlıyorum 1963, 64, 65'li yılları hatırlıyorum. Bizim Faruk Kaya diye bir ağabeyimiz vardı. İstanbul İmam Hatip'ten bizim ağabeyimizdir. O da şimdi bizim gibi emekli evet. Bakırköy'den. Faruk abi bizi zorla İşte o güneşli filan o evet. havaliye zorla kahvelere konuşma yapmaya götürürdü. Düşünebiliyor evet. musun? Boş oturmayacaksınız dedi. Biz o zaman talebeyiz. Evet. Boş oturmayacaksınız. Bak bu kahvelerde bu insanlar boş oturuyorlar. Evet. Biz vebal altındayız derdi Faruk abi. Doğru. Birazcık mesuliyet sahibi olan insanlarımız ben kapı kapı gezmelerinden vazgeçtim Hikmet Bey.
Cuma günü camide yapacakları vaazlara hazırlıklı gelsinler. Evet, doğru. Hutbeyi hazırlasınlar, gelsinler. Kapı kapı gezmelerine gerek yok. Evet. Camiye gelen Müslümanlar boş girip dolu çıksınlar. Başka bir şey istemiyorum Hikmet Bey. Bak mesela bugünkü hutbe çok güzeldi. Güzeldi, evet. Çok güzeldi hutbe. O hutbeyi tane tane vurgularına dikkat ederek okuyan arkadaşlarımız olduğu gibi çala kalem okuyan arkadaşlarımız da var. İşi rutine bitirmiş abi. Şimdi burada iş nedir biliyor musun Hikmet Bey? Senelerdir biz bunu söylüyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı kendi elemanını kendi yetiştirecek abi. Evet. Alacak öğrenciyi İmam Hatip Okulu'ndan itibaren kendi inisiyatifi dahilinde yetiştirecek. Kendine ait meslek lise. Herkesin meslek lisesi var. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın meslek lisesi yok abi. İmam Hatip Okulları var. İmam Hatip Okulu, İmam Hatip Okulu bana bağlı değil ki. İmam Hatip Okulu Milli Eğitim'e bağlı. Evet. Bizim Diyanet İşleri Başkanlığı'na arayacağımız görevliyi en az 6 ay eğitmeliyiz Hikmet Bey. Hiç göreve başlatmadan. Şimdi düşünebiliyor musun? Köye bir imam tayin ediyorsun. Yeni okulu bitirmiş. Köye tayin ediyorsun adamı. Geliyor akşam göreve başlıyor çocukcağız. Evet. Efendim sabah namazında camiye gittiğinde cemaatten birisi yanaşıyor. Diyor ki hoca babam öldü. Öldüyse öldü, ne yapacağım ben? Ha, öldüyse öldü yok. Yeah. Baban öldü, baba öldüyse çizmeleri giyeceksin. Ha, çizmeleri giyeceksin, kolları sıvayacaksın ve o amcayı yıkayacaksın. Evet. Ama sen bu delikanlıya bunu öğretmemişsen Hikmet Bey, sadece kağıt üzerine, ben Zeytinburnu İmam Hatip'te çocukların önüne kocaman bir ağaç getirdim. Hı. Koydum masanın üzerine, sıranın üzerine. Hepsi böyle böm böm baktılar. Bu ne hocam? Dedim oğlum yarın imam olduğunuz zaman belediye görevinin yapılmadığı beldelerde, köylerde cenaze yıkayacaksınız. İşte bunu cenaze kabul edin, nasıl yıkayacağınızı göstereceğim size. Evet. Ha, onun için de saygıdeğer seyircimizin söylediği şeylerde hakikat payı var. Ama görevlilerimizin hepsini o töhmetin altına sokmayın. İşte hocam biz Üsküdar Bulgurlu'da da oturuyoruz. He. Ömer Karagül Camimiz var evimizin yakınında. İşte oranın imamı Şükrü Hocam sağ olsun bir gençlik merkezi kurmuş. Gençleri topluyor. Bizi de çağırıyor. Biz de orada ders veriyoruz. Süleyman Hocam'la beraber Beşiktaş emekli müftüsü Süleyman Hocam. İşte İlahiyat Fakültesi'nden hoca arkadaşlarımız hep beraber orada talebelere ders okutuyoruz. Olmayacak şey yok. Değil hocam. Azim. Feizde azem tefettevekkel alallah. Evvela azmet sonra da Allah'a güven. Benim tepe üstünde İsmail Hoca var bizim şeyde Küçükçekmece'de. İsmail Hoca her gün öğleden önce ders yapar. Her gün. Ne güzel. Bayram tatil yok. Evet. Sadık Hoca Külölye'ye de her cuma hazırlanarak çıkar kürsüye. Allah sayılarını arttırsın diyelim. Amin ve saddakna. Tabii ona dua edelim. Ali Bey İstanbul'dan arıyor. Alo. Efendim. Buyurunuz Ali Bey. Selamünaleyküm hocam. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun sizi dinliyoruz. Allah razı olsun sizlerden hocam. Çok memnun oluyoruz. Biz de. Benim hocamdan sorum şu. Ben Yalova İstanbul arası gidip geliyorum. Evet. Cemimiz kenarda durmuş. Cemiye biniyoruz sabahleyin. Evet. Cemiye tam bindiğim zaman da işte ben binerken ezan okunuyor. Evet. Sıkıyoruz üst kata namaz kılacağız. Arkadaşım birisi müdahale ediyor bize. Hı. Diyor ki namaz olmaz. Ya bekleyeceksiniz gemi denizden atıla ya da inip dışarıda kılacaksınız. Ben de tabii itiraz ettim. Dedim ya ben duymaz böyle bir şey. Evet. Şimdi Yusuf hocamdan buna bir açıklama istiyorum. Peki efendim hocamıza soralım. Teşekkür ediyoruz Ali Bey. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar diliyoruz efendim. Sağ olun. Şimdi Hikmet Bey, Ali Bey gibi olan saygıdeğer seyircilerimiz. Evet. İmsak attıktan sonra evlerinde namazlarını kılarak işe çıkabilirler. Ezanı beklemezler. Ezanı beklemezler. İlla ezan okunacak diye bir kaide yok. Çünkü ezan bizde vaktin ilamıdır. Ama tabii bizde okunan ezan vakitten sonra okunur. Tabii yani imsakten sonra okunur. Evet, zaten. Evet. Ha, imsakta namazı kılamadı da gitti vapura. Hı. Vapurun üst katında seccadesi yanındaysa evet.
seccadesi yanındaysa sersin, hiç kimsenin müdahalesine meydan bırakmadan Allahu Ekber desin, dursun namaza, evet, namazını kılar. O müdahale eden hamyobazlar kimler ise onlara da karışmayın bu işe, bu ibadet benim ibadetim desin. Bizim bütün fıkıh kitaplarımızda, ilmihallerimizde bu yazar. Kitaplarımızda yazar. Tabii. Üst kata çıkmışsın. Evet. Aslında gemilerin alt katında küçücük bir mescit yeri ihdas edilebilir Hikmet Bey. Vardı sanki hocam ama bilemiyorum tabii. Bilemiyorum, evet. Yani evet, ihdas edilebilir, var, edilebilir. Doğru. Buradaki vatandaşlarımıza da bir okla aşağıdan mescid denebilir. Güzel. Ve orada da, doğru, namaz kılabilirler bunlar. Evet. Bir de kıbleyi filan da şey yaparsanız düzgün şekilde. Tayin edersiniz. Bunların hepsi küçük şeylerdir ama büyük hizmetlerdir. Tabii, tabii. Şimdi sabahleyin namazını kılamamış ya, ama vapura bindiğinde ezan Allahu Ekber demişse o Müslüman muzdariptir. Gideceği ya, yere varıncaya kadar güneş doğacaktır belki. Onun için o namazını orada kılmalı. Kılmadı. Buna da biz yardımcı olmalıyız. Evet. Doğru. Yardımcı olmalıyız, doğru, evet. Yani işte hocam insan namazını kılmadığı zaman içinde bir boşluk, tabii canım, hissediyor. Boşluk vicdanen, tabii, rahatsız oluyor. İşte onu doldurması lazım. Şimdi akşam ben Kayapınar, evet, hocayı hep seyrederim. Evet. Bizim Kayapınar hocayı. Saygılarımızı gönderiyoruz. Dedi ki bak namaz için hiç mazeret yok arkadaş dedi. Yok, doğru. Namaz için hiç mazeret yok kardeşim. Evet. Onu ya şimdi geçen hafta anlattık ya. Hocam bir araya gideceğim. Peki. Efendim kısa bir reklam arası veriyoruz. Reklamlardan sonra hocamızın bu anekdotunu dinleyip yine telefonlarınıza cevap vereceğiz. Lütfen bir yere ayrılmayın efendim. Saygıdeğer seyircilerimiz, Hak Yolu programı kaldığı yerden devam ediyor. Telefonlarınızı bekliyoruz efendim. Evet hocam bir şey anlatacaktınız. Ya şimdi namaz dedik, evet, ya sevgili ağabey. Geçen hafta biz Muhsin Bey'i anlattık. Evet, çok Muhsin ibretlik Bey'in, bir efendim 29 anekdottu. Gün 29 gün kalmış şeyde. Evet. Efendim ve 15 gününü çırılçıplak kalmış abi. Yeah. 15 gününü. Evet. Müslümanın Müslümana gavur eziyeti bu abi. Tabii. Müslümana gavur eziyeti. Evet. Bunları biz hep yaşadık Hikmet Bey. Evet. Mesela ben 12 Eylül'de askerdim, yedek subaydım. Evet. Hani bir şiir var ya, neler gördüm ben bu dünyada neler. Caminin yanında meyhaneler gördüm. Kaldırır kadehi ezan okunurken hiç ölmem zanneden divaneler gördüm diyor ya. Neler gördük be kardeşim ya, neler. Ya. Bir defa gittim ben o mahkumların bulunduğu yerde bir ara Asteğmen arkadaşımızı ziyarete. Bir defa gittim. Gittiğime gideceğime pişman oldum. 2 gün uyku uyuyamadım Hikmet Bey. Ya. Orada yapılanlardan 2 gün uyku. Kim bunlar kardeşim? Ya. Sağcısını sağcı dedin, solcu dedin, böldün, parçaladın. Birbirine kırdırdın. Öğleden evvel tabancayla sağcıyı öldürdün. Öğleden sonra aynı tabancayla gittin, solcuyu öldürdün. Sağcıyı öldürdün diye onun üzerine attın. Solcuyu öldürdün diye onun üzerine attın. Netice ne oldu kardeşim? Netice ihtilal oldu. Ya. Netice birileri bir yerlere geldi ama Müslüman insanları heba ettiler. O çocukların hem sağdan hem soldan yüzlerce gence ceryan vermek suretiyle hadım ettiler Hikmet Bey. Hadım, hadım. Hadım ettiler ceryan vermek suretiyle. Ya. Neler yaptılar bunlar? Evet. Neler yaptılar? İşte o halde namaz kılabilmiş. Tabii o haldeyken namazını aksatmamış. Şimdi onu bir radyo programında spiker olduğu gibi anlatmış ve onu da arkadaşlarımdan birisi bana cep telefonuna göndermiş. Bugün gene gözyaşları içerisinde onu dinledim. Dinledim. Arkasından da kendi kendime hayıflandım Hikmet Bey. Evet. Yani gözetimde kalacaksın 29 gün. 15 gününü çırılçıplak kalacaksın. Kilotunu isteyeceksin, vermeyecekler. Kıbleyi soracaksın, göstermeyecekler. Buna rağmen sen kendini kapatarak namaz kılmanın gayreti içerisinde olacaksın. Evet. Teyemmüm yaptım diyor ama tuğla bulamadım, toprak bulamadım. Demire elimi sürmek suretiyle teyemmüm yaptım diyor. O yaşlı amca da, hapisteki yaşlı amca, sen bu namazları kaza etme ve Cenab-ı Hakk'ın huzuruna bu namazlarla gidiyor. Yani. Bu namaz. Ya Rabbi bunları getirdim de. Evet.
Ah kardeşim. Hocam bir seyircimiz bağlanmamış yayına fakat bir sual soruyor. Bu Bitcoin diye bir şey var. Neymiş o? İnternet üzerinden efendim para, sanal bir para ile alışveriş. Bitcoin diyorlar buna. Bu faiz midir değil midir? Caiz midir değil midir? Ben bu konuyu bilmediğim için Hikmet Bey, evet, bu konuyla ilgili fetva vermem. Bir defa konuyu bilmiyorum. Evet. Araştıralım haftaya. Araştıralım. Amenna. Ha, geçen hafta dedin de bak mesela geçen hafta bize bir ayet sordular. Saygıdeğer seyircilerimize hemen söyleyeyim. Benim yanımda meal yok. Meal yok. Bana filan surenin filan ayetinde şöyle diyor dediğinde, evet, ben o ayetin evvelini ahirini görmeden, evet, tefsirine bakmadan sadece kuru mealle o ayetler hakkında hüküm vermem Hikmet Bey. Evet. Hüküm vermem. Ben nikah konusunda kolay kolay hüküm vermem. Niye? Kardeşim nikah meselesi yanlış esas anlamaya bir müsait bir meseledir. Evet. Onun için gideceksiniz müftülüğe, oradan soracaksınız, fetvanızı oradan alacaksınız. Ha, televizyon kanalında biz sorduklarınıza cevap veririz. Amenna ve saddakna. Evet. Ama belli konular var ki bu konuların netameli konular. Şimdi o zaman dedi ki saygıdeğer seyircimiz bize kul hakkı ile ilgili ayet. Mesela eğer bizi seyrediyorsa saygıdeğer seyircilerimiz, Bakara suresinin 188. ayeti, Nisa suresinin 29. ayeti, gene Nisa suresinin 160 ve 161. ayeti, Tevbe suresinin de 34. ayeti. Sadece bunları tespit ettim ben. Evet. Bunlar zaten, bunlar hemen onları açarlarsa, o ayetlere bakarlarsa saygıdeğer seyircilerimiz, oralardan istediklerini elde ederler zaten. Evet. Efendim, ismini vermek istemeyen bir seyircimiz hattaymış. Alo. Alo. Buyurunuz efendim. İyi günler efendim. Buyurun. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Selam. Hocam benim iki tane sorum olacak. Hemen alalım. Beni bağışlayın lütfen, ne olursunuz. Estağfurullah. Buyurun. Hocam şimdi benim annem bizim memleketimizden, yani her taraf bizim memleketimiz, o başka mesele de, uzak bir yerde vefat etti. Allah rahmet eylesin. Tabii ki amin. Tabii ki nakit imkanımız olmadığı için oraya defnetmek zorunda kaldık. Yani memleketinize götüremediniz. Götüremedik, evet. Evet. Evet, evet. Bunu şimdi kabri nakit etme şansımız var mı? İkinci sualiniz efendim. İkinci sualimiz de, ben resmi dairede çalışıyorum bir. Bu Diyanet'in şeyleri, resmi dairelere hac kontenjanları var. Evet. Millet bu kadar kura da çıkamamışken, 10 sene beklemişken, onların gidip de o kura dışı onda gidip de bunların helal ne olur ne olmaz, ben buna takılıyorum. Beni açıklarsanız sevinirim hocam. Peki efendim, teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın. İkinci soruyu anlamadım Hikmet. Tamam, onu ben söyleyeceğim hocam size. Cenaze nakil meselesi. Annesi vefat etmiş. Evet, şimdi saygıdeğer seyircilerimiz. Evet. Belli vasiyetleri yerine getirirler Hikmet Bey. Evet. Ancak yapamayacakları, altından kalkamayacakları vasiyetleri, evet, yerine getirmekle mükellef değiller. Filan kişiye borcum var, o borcumu ödeyin, evet, diye bir vasiyette bulunmuşsa, bizim o borcu ödeyip onu, o yakınımızı o vebalden kurtarmamız lazım. Bu vasiyeti yerine getirmemiz lazım. Ama benim cenazemi buradan alın, efendim köye götürün. Köyün mezarlığına defnedin beni. Evet. Bu cenaze buradan köye kaç paraya gider? Bu parayı biz temin edebilir miyiz? Temin edersek nasıl temin ederiz? Götürebilir miyiz? Bir ikincisi de, biz İstanbul'da yaşıyoruz. Köyde hiç kimse yok. Evet. Sadece mezarlıklar var Hikmet Bey, mezarlıklar. Ve biz 2 senede, 3 senede bir köye ancak gidiyoruz.
Babamızı, annemizi köyün mezarlığına bırakıp kendimiz burada, buradan Fatiha göndeririz Hikmet Bey. Evet. Fatiha gider gitmez değil. Ama ben babamın mezarının başında, annemin mezarının başında, dedemin, nenemin mezarının başında bir Yasin okuyabilmeliyim arkadaş. Doğru. Onun için de saygıdeğer seyircilerimize bir de şunu söylüyorum ben. İstanbul'da Eyüp Sultan Hazretlerine, İstanbul'da Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerine, İstanbul'da Yahya Efendi Hazretlerine, İstanbul'da Yuşa Hazretlerine, İstanbul'da Fatih Sultan Muhammed Han Hazretlerine, Zembilli Ali Efendi'ye, Kemal Paşa Zade'ye komşu olmak dururken bizim köyün mezarlığında ne işin var arkadaş? Evet. Ne işin var? Onun için birazcık da saygıdeğer seyircilerimiz öyle düşünmeli. Bir ara bir tabir kullandım da çok kızmışlar bana. Dedim ki ya bizim köyün, gerçi şimdi onların hepsi kalktı, efendim muhafaza altına alınmış, ayrı mesele. Ama yazın oradaki otları yemek için hayvanlar giriyor mu kardeşim buraya? Giriyor. Evet. Çiğniyor mu kardeşim? Çiğniyor. Ha öyleyse... Oralarda çiğnenme yerine buralarda bu mübarek zatlara komşuluk daha güzeldir diye düşünüyorum. Evet. Hocam ikinci sual, Diyanet İşleri Başkanlığı resmi dairelere hac kontenjanları veriyor. Resmi daire? Resmi dairede çalışanlar. Herhalde böyle bir kontenjanla onlara hacca göndermek gibi bir Hayır. şey. Hayır. Sadece şehitlere kontenjan veriyor. Evet. Gazilere veriyor. Yoksa devlet dairesinde çalışıyorlar diye hiç kimseye kontenjan yok Hikmet Bey. Evet. Ha, hiç kimseye. Şimdi bak, şehit babalarını, şehit evet. annelerini götürdü Diyanet İşleri Başkanlığı. Evet. Gazilerimizden de götürdükleri oldu. Oldu. Evet. Oldu. Ama plan daire de çalıştı, Feşmeken dairede çalıştı. Oralara Diyanet'in verdiği kontenjan yok. Evet. Ama it girsin günahlarına, Anadolu tabiridir bu. İt girsin günahlarına, Diyanet İşleri Başkanlığı ile hiç irtibatı olmaksızın özel vize vermek suretiyle, hem de para karşılığında özel vize vermek suretiyle pek çok insanı hacca götürüyorlar. Kasap adı altında, evet. kasap adı altında, fırıncı adı altında milletten para topluyorlar. Ya Tayyar Bey'in zamanında efendim kadını kasap diye götürdüler Hikmet Bey, kasap. Evet. Kaymakam kasap diye gitti kardeşim Tayyar Bey zamanında. Evet. Allah'tan korkun ya. Evet. Yani bir yola gidiyoruz biz. Ya bu yanlış bir bilgi. Ya bu yanlış abi. Doğru. Olmaz. Evet. Efendim Şah İsmail Bey İstanbul'dan arıyor. Alo. Selamünaleyküm. Aleykümselam efendim. Buyurunuz. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Sizi dinliyoruz. Hocama bir sorum olacaktı benim de. Şimdi evet. Bu hocalar hususunda. Evet efendim. Şimdi o hocalar hem dini görevlerini yapıyorlar. Evet. Ve oradan da bir de rızıklanıyorlar. Evet. Oysa ki herkesi kastetmiyoruz ama namazlarda izinlerinde cami kapısında yoklar ve kılmıyorlar da. Çoklarını biliyorum, tanıdıklarım var. Bunlara devletin veya Diyanet İşleri Başkanlığı'nın müftülük tarafından böyle bir yardımcı, itikadi meselede yardımcı olmaları çok zayıf görüyorum. Yani bunun biraz... Efendim tabii kılmıyorlar demeniz mı? Bir itham olur. Yani evinde kendisi namazını kılabilir, kılıyordur. Biz bilemeyiz. Biz bilemeyiz. Yani. Ya birkaçını tanıyorum ben, hiç vakit geliyor. Hiç, İnşallah öyle değildir efendim yani. Yani. Evet. Çok var bu yoğunlukta yani. Yani Diyanet'in bu tarz efendim din görevlilerine bir yaptırımı var mı diye soruyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet, bu konuda bir şey yapılsa yani daha güzel olmaz mı diye evet. düşünüyorum. Hem mesela rızıklanıyorlar, hem dini görevlerini yapıyorlar. Halktan ne bekleyeceksin? Bunları gören insanlar ne yapmaz yani? Ne düşünür bunlar karşısında? Tamam efendim. İtikadi meselede sarsıntıya uğruyorlar. Evet. Adam cahil. Namaz sürelerini bile bilmiyor doğru dürüst. Evet. Ama beş vakit namazına caminin kapısına gidiyor. Namazını evet. kılıyor. Ama tamam. kendileri hafız, Kur'an'ı hıfzetmişler. Çokları namazını terk etmiş.
Tamam efendim, hocamıza soralım. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz efendim. Sağ olun. Şimdi Hikmet Bey, iki haftadır bu bizim görevlilerimizle ilgili evet. daha çok şikayetler var. Şimdi bu İsmail Bey'in söylediği şey, bir kişi veya iki kişi, tanıdığınız bir kişi evet. veya iki kişi böyle yaptı diye herkes böyle yapıyor bütün değil. Camiaya tabii yani ki şey olmaz. Başkanlığının efendim müfettişleri var. Tabii. Müftülüklerin murakıpları var. Doğru. Şimdi bu saygıdeğer seyircilerimiz bunları bize televizyonda sorma yerine evet. mahalli müftülüğe gidip de arkadaş bak sizin görevliniz böyle böyle yapıyor diye İkazda bulunsalar en azından bir hayır yapmış olurlar. Evet. Hakikaten böyle bir şey var ise müftülük de bundan haberdar olur. Evet. Haberdar olur. Şimdi Hikmet Bey, bana göre güzel sesle okunan bir ezan 10 konferansa bedeldir. Doğru. Sesi güzel olan arkadaşlarımızdan bir kısmı ya üşendiklerinden evet. ya üşendiklerinden veya geç kaldıklarından camideki çaycıya, camideki bilmem okuma yazma bilen tuvaletçiye ezan okuttukları rivayetleri hep dolaşır. Evet. Ha. Şimdi sesi güzel olan arkadaşlarımız her ezan için vebal altındadırlar Hikmet Bey. Doğru. Vebal altındadırlar. Ben o ezanı dinlerken kendimden geçmeliyim kardeşim. Doğru. Bir huşu duymalıyım Doğru. ben. Ama köydeki Mehmet Ağa gelmiş caminin çayını işletiyor, çay ocağını ve Mehmet Ağa köyde okumuş bir şeyler. Evet. Ve bizim köyde nasıl ezan okunuyorsa geliyor Mehmet Ağa İstanbul'da ezan okuyor. Bu olmamalı. Tabii. Olmamalı. Saygıdeğer seyircilerimiz bunları bize anlatma yerine mahalli müftülüğe gidip oralara söylemeli. Bir de hocam tabii caminin yanında meşrutanız varsa orada oturuyorsanız bir imamın, bir müezzinin izin gününde eğer evinde ise camiye çıkması uygundur tabii. Uygundur tabii, tabii benim yani tabii. izin günü demek namaz kılmıyor manasında değil ki. Ama evet. bizim insanlarımızın bir kısmı bunu böyle değerlendiriyor. Evet, bak doğru. bak bunlara maaş vermesen camiye de gelmezler. Gelmez. Camiye. Ya haftada bir günü izin günü var ise bırak adamı o izin gününde. Sahil zamanlarda hep camide bulunuyor mu bu adam? Bulunuyor. Evet. Ki bazı arkadaşlarımız var. Benim bir sürü tanıdığım ben görev yaptım Hikmet Bey müftülük yaptım. Bir sürü görevlimiz vardı. Haftalık izinlerini hiç kullanmayan görevlerimiz vardı. Şimdi onlara ne diyeceğiz? Onun için saygıdeğer seyircilerimiz bize şikayet etme yerine mahalli müftülüğe bunları bildirirlerse en azından evet. müftülüğün haberi olur. Efendim Nasuh Bey Nevşehir'den arıyor. Alo. Alo. Selamun aleyküm. İyi akşamlar. Aleyküm selam Nasuh Bey. Maşallah gecenin bu vaktinde çok zinde bir sesle karşılaştık. Buyurun sizi dinliyoruz. Allah sizden razı olsun. Allah'ın Amin. Selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, ikramı, izzeti, ihsanı, bütün İslam aleminin ve Hikmet Bey ve Kavaklı Hocamın ve üzerimize Allah ve üzerinize olsun. Amin efendim. Allah razı olsun. Ne güzel dua ettiniz. Buyurun. Ecmain, ecmain. Allah sizden de razı olsun. Cümlemizde. Değerli hocam. Evet buyurun. Nasıl? Benim bir sorum olacak. Zor olmasın ama kolay olsun. Subuten sünnet. Amelen farz terken de vacip olan vitir namazı hem farz hem sünnet hem vacip olmuş. Bu nasıl olmuş? Kur'an-ı Azimüşşan'da böyle bir ayet yok. Ama bunun hükmünü siz verdiniz yani. Farzmış, sünnetmiş, vacipmiş. Acaba böyle mi yani şimdi? O zaman bize niye soruyorsunuz? Yok yok. Ha, hocam, canım hocam. Evet. Subuten sünnet, amelen farz, terken vacip. Birinci sorum bu. İkinci sorum. Şimdi ben abdest aldım. Evet. Öğlen namazına gidiyordum. Öğlen namazının sünnetine vardığımda seffen ikindi namazının sünneti dedim. Bu nasıl olur? Zat-ı halinizden bunu öğrenmek istiyorum. Allah sizden razı olsun. Amin. Geceniz mübarek olsun. Sağ olun efendim. Nevşehir'e kucak dolusu selamlar. Nasuh Bey Allah'a emanet olun efendim. Sondan evet. başlıyoruz Hikmet Bey. Sondan. Birinci soru zor geldi herhalde. Yok hayır zorluğundan değil. Yani sondan başlayalım. Çünkü peki hocam. Şimdi sünnet.
Biz öğlen namazının sünneti diye camiye gittik. Evet. Fikrimiz öğlen namazının sünnetiydi. Ama niyet ederken yanlışlıkla ikindi namazı dedikse evet. O sünnet gene öğlen namazının sünnetidir. Evet. Biz onu kılarken öğlen namazının sünneti diye kıldık. Efendim burada bir sıkıntı yok. Yok. Sünnet sünnettir. Ha, şimdi geldik şeye, bitir namazına. Bitir namazı vacip olan bir namazdır. Evet. Vacip olan bir namazdır. Efendim vacip farz hükmündedir. Değil mi? Hanefi'ye göre vacip farz hükmündedir. Onun için Müslümanlar günlük 5 vakit namaz kılarlar. 5 vakit namazın yanına bir de vitir kıldığımızda 6 vakitlik namaz kılmış oluruz biz. Evet. Bunun hesabı yapılır iken de 6 vakitlik namaz olarak hesabı yapılır. Bu saygıdeğer seyircimin söylediği efendim işte bu tarikatlarda, şunlarda, buralarda bu tip şeyler hep anlatılır. Evet. Anlatılır. Ama hükmü nedir? Vaciptir. Hükmü vaciptir, bitti. Evet. Hükmü vaciptir, vacip olduğu için biz o vacibi yerine getiririz, evet. Yani burada dediği gibi yani 3 tane hüküm yok, var, bunların yok, hayır, hangisini hayır, alacak, hayır. Ha, efendim hangisiyle amel edecek tarzında. Yok, biz vaciple amel ederiz kardeşim, evet. Vaciple amel ederiz, amel. Evet. Evet. Hocam bir sual gelene kadar... Hayır, şimdi burada bir şey var. Evet. Saygıdeğer seyircilerimiz bize geçen haftadan mıydı, evvelki haftadan mıydı bir soru sordular bize. Neydi hocam o? Sordular. Ben o soruyu yazmıştım bir yere ama onu unuttum işte. Onu da bulamadım şimdi. Şimdi Hikmet Bey, bize sorulan soruları biz kısa ve öz olarak cevaplamaya gayret ediyoruz. Evet, ha. Bu suallerin tamamı İlmihal kitaplarımızda var. Mesela şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Diyanet Vakfı ile birlikte müştereken çıkardığı biliyorsun 44 ciltlik bir İslam Ansiklopedisi evet. var. İslam Ansiklopedisini internete yüklediler. Evet. İnternete. Şimdi saygıdeğer seyircilerimiz internetle uğraşıyorlar. Oyun oynuyorlar. Mail yazıyorlar. Mail alıyorlar. Facebook'a giriyorlar. Evet. Instagram mıdır ne karın arası ona giriyorlar. Twitter kullanıyorlar. Evet. Öyleyse İslam Ansiklopedisinden bu bize sordukları soruların evet. pek çoğunu buluyor. Mesela vacip. Ne demek vacip? Evet, oradan bulup evet, okuyabilirler. Evet, buyur. Efendim Süleyman Bey Antalya'dan arıyor. Alo. Efendim. Buyurunuz Süleyman Bey. Ben bir soru soracaktım. Tabii buyurun. Haçta Arafat'ta ikindin öğle, yatsın akşam namazlarını cem beraber kılıyoruz. Evet. Aynı olayı burada da yapabilir miyiz mesela? Hangi mezhebe mensupsunuz efendim? Hanefi mezhebi. Peki hocamıza soralım Süleyman Bey. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Ben de teşekkür ederim. Hayırlı geceler. İyi geceler efendim. Sağ olun. Şimdi Hikmet Bey sadece hacca mahsus olandır Hanefi mezhebinde. Evet. Hacca mahsustur o. Cem-i takdim, cem-i tehir. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu böyle yaptığı için biz de onu öyle yapıyoruz. Öğlenin vaktinde ikindiyi de kılıyoruz. Evet. Yatsının vaktinde de akşam da yatsıyı beraber kılıyoruz. Şimdi biz... Hac farz olan bir ibadettir. Doğru. Hac Arafat'tır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Arafat gerçekten de haccın en evet. hassas noktasıdır. Ve en ve böyle yani heyecanlı. En heyecanlı yeridir evet. o. Tabii işte Kabe'de o, tabii, görmek. Orada öğlen namazıyla birlikte ikindiyi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birleştirerek kılmış. Evet. Akşamla yatsıyla Müzdelife'de birleştirerek kılmış. Ama biz bunu Umre'de yapamayız. Evet. Umre'de böyle bir şey yok. Umre'de böyle bir kolaylığa ihtiyaç da yok. Hanefi mezhebi sadece oraya tabii, mahsus. Tabii sadece oraya mahsus ama Şafii mezhebine göre efendim cem yapılabilir. Yapılıyor. Onu tabii, edemiyoruz. Ha son devir alimlerimizden bir kısmı efendim yola gider iken misafirlikte de arzu ettiği takdirde şartlar gerçekleştiği takdirde cem yapabilirler diyen alimlerimiz de var. Ama evet. tabii Hanefi mezhebinde yok. Böyle. Yok Hanefi mezhebinde evet. yok evet. Hocam birkaç dakikamız kaldı. Sevgili seyircilerimize veda edeceğiz. Son sözlerinizi alalım. Ya son sözümüz bir hadis olsun Hikmet evet, Bey. Evet tabii tabii. Ha. Hadisle şimdi, başladık, hadisle bitirelim tabii, hocam. Tabii tabii tabii, hadisle başladık, hadisle bitirelim abi. Evet, buyurunuz hocam. Efendim, Mughire bin Şube'nin naklettiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah annelere hürmetsizlik etmeyi, evet.
kız çocuklarını diri diri gömmeyi ve vermeniz gereken şeyleri vermeyip hakkınız olmayan şeyleri almayı size haram kılmıştır diyor Peygamberimiz. Ve devam ediyor hadis. Dedikodu etmeyi, anlamsız soru sormayı ve malı israf etmeyi ise sizin için hoş karşılamamıştır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Nedir bu? Bu kutsi hadistir. Evet. Burada Allah altı şeye bizim dikkatimizi çekiyor. Dolayısıyla da Müslümanlar bu altı şeyde hassas olmalı. Anne babaya saygısızlık etmemeli. Evet. Kız çocukları ki diri diri gömülmüyor ama evet. Diri diri gömmüyorsun ama dini yani. İmanı olmayınca ne oluyor? Ya. O da bir başka şey. Onun için saygıdeğer seyircilerimizi de bu akşam hayırlı akşamlar niyaz edelim. 10 kişi oldu aşağı yukarı sorularına cevap verdiğimiz insanlar. İnşallah sorun, faydalı olmuştur tabii, hocam. İnşallah faydalı olmuştur. Ben faydalı olduğu kanaatindeyim. Evet, Bey. Evet. Faydalı olduğu kanaatindeyim. Çünkü efendim bir hadis-i şerifte Efendimiz buyuruyor ki yani ilimden bir kelime öğreneni Allah elbette affedecek. Tabii canım tabii. Yani tabii. Bu ne kadar güzel bir müjde hocam. Yani biz burada çok şeyler öğrendik, yani, anlattık efendim sevgili seyircilerimize. İnşallah bunlar bağışlanılmasına vesile olacaktır. Vesile olacak inşallah. Ümit ediyorum. Vesile olacak yani inşallah. Evet. Bu programlar sayesinde. Evet hocam bir şey aradınız ama. Aradım da ama onu şey yapamadım. Evet. Sen söyledin. Şimdi bir Gülmece dergisiyle kapatalım mı? Kapatalım. Gülmece dergisinde şu yazıyor Hikmet Bey. Türk kimdir? Evet. Türk. İsviçre medeni kanununa göre evlenen, Alman ceza mahkemeleri usulüne göre yargılanan, İtalya yasasına göre cezalandırılan, Fransız idare hukukuna göre idare edilen, İslam hukukuna göre de gömülen kişidir Türk. Tamam mı abi? Yani İslam hukukuna göre de en son gömülen kişi. Gömülecek yani. Yerde İslam yani hukuku şu devreye girdi. Tabii şu evet. Din her şeyimize karışmasın diyorlar ya, evet. Aşıma işime karışmasın ama leşime karışsın. Ya, evet ya. Buyurun. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Hayırlı günler, efendim, hayırlı akşamlar olsun. Size çok inşallah. Şeyler anlattınız. İnşallah faydalı olmuştur sevgili seyircilerimize. İnşallah haftaya tekrar programda sizleri ağırlamayı arzu ediyoruz. Evet. İnşallah. Saygıdeğer seyircilerimiz, bir Hak Yolu programı daha sonuna geldik. Haftaya bir başka programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.